Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kısa bir video çekeceğim ama merak etmeyin, bunun devamı da sizlere bir Last Day on Earth videosu daha gelecek. Hatta bugün gün içerisinde sizden ne kadar bu videoyu yorum ve like atarsanız o kadar hızlı gelir arkadaşlar. Yeni bir sezon 16 ile alakalı bir video fragman yayınlandı. Onu sizlerle paylaşmak ve incelemek istiyorum arkadaşlar. Hep birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında da hatta sezon 16 ile alakalı verdiğim bugüne kadar ipuçlarına da bakarız. Birlikte şöyle güzel bir sezon 16 hakkında inceleme yaparız diye düşündüm arkadaşlar. Video yeni geldi bu arada. Hemen sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu izleyelim. Sonrasında video hakkında konuşacağız arkadaşlar. Tek tek görseller alacağız. O görselleri durdurarak bakacağız. Sizler de fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Bu arada şu anda videoya bir like atarsınız, bir de abone olursunuz be abi. İzleyicilerin %65'i abone değil oğlum. Böyle bir şey yok ya. Hep de aynı yani. İnsan bir abone olur. Beyler ne olacak? Bir yani. Gerçekten çok enteresan bir fragmandı. Fragmanın sonunda ne oluyor lan? Sonunda da bir şey oluyor yani. Arkadaşlar şimdi videoyu tekrar alacağım, tamam mı? Sizlerle birlikte kademe kademe izleyeceğiz abi. Gerçekten beni heyecanlandıran bir sezon videosu abi. Şöyle bakalım, biraz da ürkütücü bir sezona benziyor, fark ettiniz mi? Zaten siz birkaç video önce paylaştığım içerikte fotoğrafta tekrar inceleyeceğiz zaten bugün. Görseller bir ürkütücü gelmişti. Şöyle kademe kademe ilerleteyim ben abi. Görüntü yakaladığımız anda bir duralım. Abi ilk görüntümüzde bir kilise görüyoruz. Tanrı bizi korusun yazıyor çatısında. Fark ettiyseniz muhtemelen çatısına sığınmışlar. Onu da orada yazmışlar. Çünkü zombiler biliyorsunuz üst katlara çıkamıyor normalde. Dying Light'ı izleyenler seride devam edecek. Bu arada onun da bilgisini verelim. Bilirler abi. Tanrı bizi korusun yazmış. Kilisemizi görüyoruz. Çanı görüyoruz. Ve bir ateşin yakıldığını görüyoruz. Burada neler olmuş olabilir ya? Gerçekten çok merak konusu. Ama ürkütücü bir bölge yapmışlar. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu da aslında bize sezonun nereye geleceğini söylüyor. Sezon yine tekli kısma gelecek. Kraterciler üzüldü. Çok az bir kraterci kitle var ama üzüldüler abi. Tekli de güzel bir sezon yaşayacağız. Bu arada benim nasıl yaşayacağımı da bir sonraki videoda göreceksiniz abi. Hemen bunun akabinde gelecek o videoda. Hatta siz izlerken bu video belki o videoda yayınlanmış olabilir. Oradan bakabilirsiniz. Kilisemizi gördük. Gerçekten enteresan bir ortam. Hiç böyle önceki lokasyonlara benzemeyen bir ortam arkadaşlar. Şöyle daha ışıklı oldu hatta. Görebiliyorsunuz arkada değirmen gibi, hani farm gibi bir yere benziyor burası. Biraz kurak bir yer ama. Değirmeni de gördük. Bir ağaç görüyoruz. Ağaca da böyle kurdeleler falan asılmış da. Ya bir büyü yapılmış ya bir ayin yapılmış havası var bu ortamda gerçekten. Testiler mestiler de var. Eski bir ortam zaten. Ürkütücü bir ortam. Ondan net eminiz arkadaşlar. Bu sezon biraz ürkütücü olacak gibi. Sadece bununla sınırlı değil ama. Dur, bir görselimiz daha var. Onu da yakalamaya çalışayım. Evet, bir diğer görselimizde de bir ev görüyoruz. Kapısı açık. Bu eve aslında her zaman alıştık artık. Sezonlarda böyle bir ev denk geliyor. Hatta bir önceki sezon mu, ondan önceki sezonda mı böyle evlere sürekli girmiştik zaten. Ama burada farklı olan bir şey, ortadaki çalılar çok büyük labirent gibi aslında. Çalılar var arkadaşlar. Bunların arasında diğer evlere geçiş var. Gerçekten bu da farklı bir durum olmuş. Bir de içeride renkli bir televizyon mu var ne, o onu tam çözemedim ama bak turuncu gibi bir şeyler var. O da gerçekten beni böyle bir etkiledi. Ev aynı ev ama bahçe düzeni falan çok değişmiş abi. Bu sefer yine farklı bir lokasyon var. Burada da bu labirentler içerisinde belki de kaybolacağız abi. Ama üstten görünüşlü bir oyunda hani labirent olayı nasıl olur? Tam da emin değilim. Sadece biraz bizleri dolaştırmak için yapılmış da olabilir. Belki de labirent değil, sadece şöyle bahçelere yapılmış bir şeydir. Bu arada meşaleler falan var. Burada ürkütücü bir olay olmuş arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Bir de son aşamada bir şeyler oluyor ya, ona bakalım. Kontrol ettim arkadaşlar, herhangi bir farklılık yok aslında, sadece bir ışık parlıyor arkadaşlar. Herhangi bir detay yok yani, merak etmeyin. Ama gelelim şu görselimize abi. Bu görselle çünkü bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Zaten bir geyik kafası, kanlı geyik kafası da çıkıyor. Bu ayin mi yapılıyor, ne yapılıyor burada, ben bir anlam veremedim. Bunu da birleştirmiştik. Bu normalde tek görsel, sadece dövmeli adamın olduğu görsel paylaşılmıştı. Ben sizler için bunu tam sürümünü bulmuştum ama biraz tabi çözünürlük yönünden sıkıntı var. Engelli bir abimiz var. Bu engelli abiyle alakalı bir şeyler olabilir. Belki de tüm planlayanlar o olabilir, her şeyi. Bir tane ablamız var. Gerçekten ruh hastasına benziyor. Yani neden öyle dedin abi? Hiçbir şey yok. Videoda değil, sadece bir fotoğraftan bu kadar çıkarım yapmak normal mi diyebilirsiniz ama
kanlı geyiğin olması, bu abilerin böyle bakışları, ablanın tamamen apayrı bir yere bakması beni gerçekten biraz ürküttü abi. Muhtemelen sizleri de ürkütmüştür. Tekerlekli sandalye olayı güzel bir detay. Belki ne bileyim saçma gelebilir size ama bununla motor deseni bile yapabilirler. Hani yandan motoru tekerlekli sandalyeyle bilinen motorlar falan var ya. Böyle bir saçma bir şey de yapabilirler. Çünkü da bugüne kadar yani sütçü motoru bile geldi abi. Yani pasta üzerinde pasta olan motor da geldi. Olmaz demeyelim. Şu abinin dövme olayları benim ilgimi çekti. Kostüm olayları gelirse yine bir dövmeli bir kostüm gelebilir abi. Çünkü artık her sezonda muhtemelen kostüm olayları çıkacak. Güzel bir kostüm olabilir, dövmeli bir kostüm. Bir de kaslı abimiz biraz, o da güzel abi. Belki bunlar sadece bir yani görevle alakalı, sezonla alakalı bir adamın sadece tiplemesi de olabilir. Belki gelmeyebilir ama ben her sezon artık bir kostüm bekliyorum ya. Yani bu kostüm olayı tuttu çünkü. Güzel de oldu, araştırmak için kostümünü biraz çok kullandık sıktı ama. Sezon ne zaman gelir ondan da ufak bir bahsedelim. Yani normalde bu video gelmese ben hala 3 hafta var diyecektim. Ama bu videonun gelmesi işleri biraz erkene çekti gibi. Birkaç hafta içerisinde sezonda oynamaya başlarız. Bol bol kasmanız lazım. Benim özellikle çok çok kasmam lazım arkadaşlar sizlere göstermek için. Yine sezon hakkında bir video değil, bir videoda sadece bir video ile bitmez yani. Sezon 16 gelmeden bir de oynayış videosu çıkabilir. O yüzden takipte kalın abi. Oynayış videosu çıkar çıkmaz da sizlerle paylaşırım. Yeni bir detay çıktığında da paylaşırım. Zaten en son bir detayımız vardı. Ondan da ufak bir görsel ekleyelim, hatta hakkında da konuşalım hemen. Ya da abi bu videoyu çok uzatmayalım, hemen akabinde bir video daha gelecek. Bir sonraki detayda sıradaki videonun başlarında, mutlaka kaçırmayın. Zaten kaçıracağınızı düşünmüyorum. Sizlerin bugüne kadar çok istediği benden, yani bugüne kadar 6000 üyen varsa 4000'i bunu istedi benden. Onu da yapmış olduk. Bir sonraki videoda göreceksiniz. Bu videoya seri yorum, seri like ve abone olmak demek, benim kanalımı ön plana taşımak demek. Ben ön plana çıkarsam da sizlere hem çekiliş olarak hem işte daha fazla video olarak geri dönüşler olacak arkadaşlar. Tek tıka bakıyor, ücretsiz tamamen. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada Twitch, Instagram, Discord'dan bizi takip edin. Açıklamalar kısmında. Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Discord'dan sizlerle muhabbet ediyoruz. Instagram'dan güzel ögeler paylaşıyoruz sizlerle oyun hakkında. Ücretsiz oyunları paylaşıyorum. Bunker Alpha kodlarını aylık olarak paylaşıyorum falan filan, bir sürü faydalı içerik var. Kendinize iyi bakın.